yapıyoruz? Birbirimizi en birbirini en iyi tanıyan kazanır yapıyoruz. Tamam. Ne yapacağız şimdi? En sevdiğin yemek yapacağız. Evet. Önce senden başlayayım, bir tane de benim. İster neymiş? Olsun. Tamam. En sevdiğin yemek. Senin. İkimizin. En sevdiğin yemek diyorsun. Sen benimkini yazıyorsun, ben seninkini yazıyorum. Tamam, umarım bilirsin. Tamam, dur bilirim. Biliyorum ben, bir şey diyeyim bunu. Benim en sevdiğim şeyin ne olduğunu biliyorum, tamam. Bir an bilmiyorum gibi düştüm ama ikimiz benzer şeyler seviyoruz. Yazdım ben. Ben diyorum ki mercimek çorbasını en çok sevdiğin yemek. Yaprak sarma. Senin doğru mu? Mercimek çorbası. Doğru. Doğru bir de. Yaprak sarma. Tik atıyoruz. Yaprak sarma çok severim ama en sevdiğim şey mercimek köftesi. Eksi mi atıyorum, doğru mu? Eksi atıyorum. Ama onu da çok seviyorum ama en sevdiğim o değil. Şimdi. Şimdi. En sevdiğimiz renk. Biz bunu zaten söyledik. Ha seninki? Ha. Seninki? Buldum. İki şey yazdım. Kendim garantiliyorum. Ben de sana bir şey yapıyorum. Çünkü... Zor yazıyorum. Şura şeyin kapatalım mı sesini? Sesimiz iyi gelmez. Alır, kapatayım şey, ben. Koyacağım. Tamam. Ya bir dakika Melisa abla, ben yazmadım. Şöyle azıcık daha geriye gideyim. Pembe. Bir tane, ben de iki tane yazdım. Morla pembe. Ben morla siyah yazdım. Senin en sevdiğin. Doğru. Ben doğru mu? Kırmızı benimki. Mor? Yok. Ben niye tıklatıyorum? Şimdi sor başka bir şey. Şey nedir? En sevdiğim en sevdiğim böyle şarkısı YouTuber gibi şey. Ben kendiminkini alacağım bu sefer. Yok, sen benimkiniz, ben seninkini. Ne? Bunu bilmek zor. Bunu ben biliyor muyum? Kendimkini bile bilmiyorum şu anda. Evet, dur, hatırladım. Ama bunu bilemezsin ablam. Bu çok bilinen biri değil. Kim? Bir tane YouTuber işte, takip ettim, sevdim. Ama yeni takip ediyorum zaten, bilemezsin. Ben senin Meryem Can diyorum. Enes Batur. Aa, evet. Hadi. Eksim. Başka bir soru daha. Dur. En sevdiğin içecek. Sen benimkini yazıyorsun, ben seninkini yazıyorum. Bunu tamam. Da bilmen zor. Ben de seninkini bilmiyorum, dur düşüneceğim. Söyleme. Ha. Dur yazdım bir şey. Bir dakika, ben de bir şey buldum. Çoraplarımı kameraya yansıyacağım. Ne? Ice tea dedim ben. Çilekli smoothie. Ben hiç öyle bir şey... Kahve. Ha benim mi? Hayır, ben kendim çilekli smoothie. Çilekli smoothie seviyorsun. Ben yanlış yaptım ama sen doğru bildin. Ne? Ben gerçekten mi? Kahveyi en sevdiğim şey. Sabah anlatsın ya zaten. Kahve döktüğümü mü? Evet. Evet, kahve döktüğüm için benim de. Şimdi başka en sevdiği film. Bunu sen, ben seninkini deneyeceğim. Bilmeyi deneyeceğim, sen benimkini. Ama animasyon da olur değil mi senin için çünkü? Animasyon tabii olur. Evet, tamam, şimdi yazıyorum ben. Benim en sevdiğim animasyon ne? Ben biliyorum. Sen ama şey, seninkini sen bilmiyorsun, ben tahmin ettim. Benimkini bilmen zor. Bir filmdi be. Film söylüyoruz. Ama ben adını bilmiyorum ama ne, hangi şehirde yapıldığını biliyorum. Öyle yazabilir miyim? Sen yaz ne istiyorsan. Benimki de ama unutma, kendinkini yazarsan yanlış olur. Aslında ben de seviyorum ama sen sevdiğini düşünüyorum. Bak, ben görüyorum bayağı sen yazarken. Sen, orası yumuşak mı oluyor ablam? Başka bir tane kitap getirelim mi? Zorlanıyor musun? Yok.
Ben hiçbir yere zorlanmam. Sadece bacağımda zorlanıyorum. Benim bacağımda yaz. Olsun. Ben tamam yazdım. İstersen yastık koyalım. Arkana değil ablamın. Arkana. Ben Spiderman dedim senin. Hayır Jack'in ya. Batman Superman'e karşı. Batman Superman'e karşı. Evet. Bir Marvel filmiymiş ama neyse. Sen benim Korece film. Doğru. Değildi. Bir tane film vardı. Şura şey diye. Enigma diye. Böyle bir. Bir şey. Bilgisayarı bulan kişinin uyarlanmış filmi vardı. Onu çok beğenmiştim. Ama onu bilmek zor ya. Ben bile zor atıyorum. Sen de eksi atıyorsun. Ben çarpı attım bari. Öyle kafadan gitti zaten. Şimdi en sevdiğim arkadaşım. Ama evet. Sen bilirsin. Ben seninkini bilemem. Bilmiyorum çünkü. Dur. Ben de seninkini bilmiyorum. İsimlerini bilmiyorum. Bilmiyorum ama gösterdim iki tane ya. Ama isimlerini bilmiyorsun. Ama söylesen zaten ben sayardım seni. Senin en yakın arkadaşın, en sevdiğin arkadaşın ismini bilmiyorum. Olsun. Bilirsin. Kız ne demeyeceğim? Dur atayım. Az önce bir isim duymuştum. Ha dur bir şey yazacağım şimdi. Şu an tamamen attım. Ne yazdın? Elanur. Ela var da ben onunla pek yakın değilim. Almilasim. Ha zormuş kız. Ben zaten bunu yazamazdım. Ben 0 eksi pas evet, yaptım pas. Bunu. Ha, bunu zaten biliyorsun ama adlarını söylememiştim doğru. Evet. Şimdi sen sor. Ben soru bitti bende. Sen de soru bitti. En sevdiğimiz yani böyle karakterdir. Televizyonda karakterdir falan. Hadi. Yazıyoruz. Kendimkini düşünüyorum şu anda. En sevdiğimiz film. Hayır ya bu sefer kendimizinkini yazsak ben seninkini bilmiyorum. Kendiminkini. Ama işte birbirimizi tanıyoruz o sayede. Yani mantık o zaten. Çünkü kendinkini zaten tamam. Bilirsin. Hadi. Evet, ne diyeceğiz? Sen bileceksin herhalde. En sevdiği dizi karakteri mi? Evet dizi karakteri. Evet. Ben... Duy Beni'de bir tane kızı vardı. Bulacağım. Evet bulacağım. O kızın bildin. İsmini bilmiyorum. Ama bildin. Başrol. Bir tek izlediğim dizi olduğu için o olurdu büyük ihtimalle. Kızın ismini unuttum. Ben de izliyorum hatta. Ekim. Evet Ekim. Ekim ben şey doğru yazıyorum. Ya, Ekim. Onu biliyor musun? Evet. Ben bu arada artı attım kendime. Bildiğin için ama ben seni bilemedim. Neydi? İsmail Hacıoğlu. Ha evet. Evet. Spiderman nereden? Ya o öncekiydi ablam hani en sevdiğim. Öncekine. Animasyon filmi. Sonra Elanur var hiç ona takılmayayım. Spiderman'a mı takıldın? Elanur'a da takıldım tabi. Elanur'a da takıldım. Şimdi sırada ben söylüyorum. En sevdiğim şarkı. Dur söyle. Ben kendi... Ya seninki ne? Ben de kendimkini düşünüyorum. Hatırlamıyorum ki ablam ben çok şarkı severim. En sevdiğim... Ha hatırladım. Şarkı çok seviyorum. Kendimizinkini... Kendimkini yazalım. Buldum. Hayır ben kendi seninkini buldum. Ben de seninkini buldum. Öyle bir gülüşüm var ki çünkü. Yaz. Seninkini. Bir dakika. Ne sence? Ben seni sinsilerle vardı ya biz dinlemiştik onu seviyordum onu yazdım. Seviyor musun? Onu seviyorum da Ayaz. Enes Batur Ayaz. Çok hoşuma gidiyor ezbere biliyorum. Kanatlarım var ruhumda. Nasıl hatırladın şunu? Ben o şarkı... Ne zaman dinlemiştik sen? Bayağı oldu. Burada dinlemiştik hatırlıyor musun? Hayır hatırlamıyorum. Seviyor musun? Küçükken en sevdiğim şarkı buydu. Nasıl bildin yani? Hala seviyor musun? Okay. Severim senin için. Tık atıyorum diyorsun. Evet tat. Ama küçükken en sevdiğim şarkı buydu. Sen nasıl bunu hatırladın? Bilmem. Gülüşün öyleydi ki bir. Kanatlarım var ruhumda diyordu sanki. Tövbe estağfurullah. Şimdi soru sırasın sende. En
bir şey seviyorsun. Hatırladım, mi? Hatırladım. Ama şu an gözümdeki... Dur, hatırladım. Ben çizgi film karakteri buldum. Benim de... Düşünüyorum. Vallahi bu manzo şura, ben çok uzandı çizgi film izlemedim. Ama nasıl kanatlarım var bu Hunda'yı bildiğin kız. Hala şaşkınım var. Necati, Kral Şarkı'ndaki Necati. Necati mi? Senin Kral Şarkı'ndı mı? Ben Kral Şarkı'yı çok izlemedim. Uğur Böceği vardı ya. Muhteşem Uğur Böceği. Mucize bir Uğur Böceği. Muhteşem mi? Mucize mi? Bildin değil mi? Evet, biliyorsun. Art art ben... Kız, sanıyor musunuz birbirimize? Girme girme videoya. Hadi. Ben arka sayfaya geçmiyorum çünkü benim daha var. Yana kaydım ben. Ne diyeceğiz başka? Ben sorayım. Süslü müyüm yoksa süslü mü? Ben sence süslü müyüz yoksa sade mi? De. Sade. Evet. Sen de. Ben de sadeyim. Sen de benim için sadesin. Hayır. Değil mi? Ben süslüyüm. Süslü müsün? Ama az önce tekini çıkardın ya, sanki yani çok fazla sevmiyorsun da sade sevdiğin gibisin. Hayır. Hepsi bir anda çok çok şakır şukur oldu. Ha. Takayım istersen hepsine yani. Gideyim. Yok yok. Ben bir an sadesin diye düşünmüştüm. Ama ben doğru bildim. Evet, sen doğru bildin. Ben sade severim. Şimdi soru sor sen. Bulamadım ben soruyu. Büyüyünce saçımı boyatmak istediğimiz renk. Seninki. Aa, evet. Kendimkini düşündüm bir an. Seninkini de buldum kız. Kendimizinkini yazalım bu an bunda. Yok. Hadi. Ama kendimkinin renginin tam adını bilmiyorum. Ben biliyorum. Sen kendimkini yazıyorsun. Evet. Benim ne biliyor musun? Lila. Ben de mor yazmıştım senin için. Ama yakın ya sonuçta. Lila, ben daha çok seviyorum. Senin için mor demiştim. Bir oyuncağım var. Benim şey, turuncu çok var ya, güzel. Kızılımsı böyle turuncu saçlarım. Kızıl benim. Yazıyorum sana. Kızıl değil de, turuncunun farklı bakırlı bir tonu. Kızılımsı. Bakırımsı. Evet. Artı. Sen de Lila yaz. Tamam. Bir tane daha sorman gerekiyor. Terlemiyor mu ablam sen? Terlemiyorum. Terlemiyor musun? Allah Allah. Ben şeyi görünce terledim kız. Başka sorumuz bitti galiba şurada. Hayır. Bitmedi mi? Çocuk en eski çizgi film. Bu zeka sorusu. Yazayım. Babama küçüklüğünde varmış Şirinler. Keloğlan dedim ben. Keloğlan eski. Ama Keloğlan daha eski. Keloğlan ben izliyordum canım çocukken. Ama Şirinlerden daha eski değil mi? Şirinler dünya klasikleri gibi. Ha, bilmiyorum şura bu konuda yani hakim değil. Bence mi? Şirinler. Bence de Keloğlan ama. Hadi hepimizin bildiği olsun şimdi. Peki. Zeka sorusuna dönelim şimdi biraz da. Formatı değiştiriyoruz. Zeka oyunlarına döndük. Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmeni. Hayır. Mustafa Kemal öğretmeninin adı. Mustafa Kemal Atatürk'ün. Aa pardon. Mustafa. Ben ne yazdım biliyor musun? Kemal adını verdi ya, Kemal yazdım o öğretmeni. Mustafa'ydı adı aynı. Kemal eklemişti. Şimdi hatırladım. Hayır, eklediği ad değil. Kendisinin adı. Ben de sandım ki işte yanıldım. Kemal ismini o vermişti. Adı Kemal. O zaman çünkü ben kendime art atıyorum. Adının aynı olduğunu biliyordum. Dedim ki hani adı aynıydı ya, o verdiğini kendi adını verdiği gibi düşündüm. Aslında senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa, senin adın Kemal ve Mustafa Kemal olsun demiştim. Ama ben adını sormuştum. Tamam. Şimdi sen. Ben yanıldım. Pamuk Prenses de Pamuk Prenses neden bayılmıştır? Bunu izlemişsindir herhalde. Pamuk Prenses de Pamuk Prenses neden mi bayılmıştır? Evet, ben biliyorum. Ha. Şura, bu zeka sorusunu sen.
sence? Bir sıkıntı var gibi. Genel kültür biraz bu. Boğazına elma kaçtığı için. Zehirli elma yediği için. Hayır, gerçekten hikayenin nasılını öğrendiğimde boğazına elma takılmış ve bayılmış bir anda. Ölmüştür o zaman. Ölmemiş ama. Mucizevi bir masal. Allah Allah. Açılık. Zehirli elma oldu, boğaza kaçan elma. Işıl ışık izlemelisin. Çok tanık geldi aslında. Neyse. YouTuber'sız bir yasındır. Hadi başka soru. Peki. Yani artık sorularımız tükenmeli mi?